Bugün sizlere Siri'den bahsedeceğim. Siri Apple'ın sesli asistanı gibi durursa da aslında gerçekten çok fazla yeteneği sahip. Bu yetenekleri kullanarak hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Ben Siri'yi aktif bir şekilde kullanabiliyorum. Sizlere sayacağım ipuçları arasında Siri'nin en çok kullandığım özelliklerinden başlayacağım. Ardından da böyle sizin de kullanabileceğiniz özelliklere doğru gideceğim. Peki Siri neler yapabiliyor? Öncelikle şunu söyleyeyim. Hey Siri diyerek bu videoyu izleyen herkesin Siri'sini çalıştırmak istemiyorum. Çünkü burada gerçekten 15 tane madde var. 15 defa evdeki Siri'niz çalışsa hem Macbook'unuz hem iPhone'unuz olsa kafayı yersiniz. O yüzden ben buradan kendim uzun süre tuşa basarak Siri'mi çalıştıracağım. Ardından da sizlere yeteneklerini göstereceğim. İlk olarak sizlere göstereceğim yetenekler basit yetenekler. Şu yorumu da yapmayın aşağıya. Biz zaten bunları biliyorduk. Bunları bize niye çektin diye. Bilmeyenler var onlar için çekiyorum. Gayet samimi bir şekilde buradan cevabımı da vermiş olayım. Şimdi gelin başlayalım. Şimdi ilk ipucuyla başlıyorum. Herkes bir yerlerde müzik dinleyebiliyor. Mağazada dinleyebiliyoruz, süpermarkette dinleyebiliyoruz. Müziği çok fazla beğeniyoruz ancak ismini bulamayabiliyoruz. Yapmamız gereken şeyi söylüyorum. Bu müziğin adı ne? Görmüş olduğunuz gibi müziği ona dinlettim ve hemen bana müziğin ismini bulabildi. Üstüne bastığınız zaman Apple Müzik'te ilgili sayfaya da gidebiliyor. Ardından o müziği kendi parça listenize de ekleyebiliyorsunuz ya da bu müziği bulduktan sonra Spotify'dan aratarak siz kendi listenize ekleyebilirsiniz. Sıradaki adım ben her sabah kullanıyorum ve hava durumuna bakıyorum. Normalde hava durumunu açmak için hava durumu uygulamasına girmeniz, gerekli yerlere girmeniz gerekiyor olabilir. Ancak yapmanız gereken tek şey şu. Bugün hava nasıl? Bugün hava durumu şöyle. Görmüş olduğunuz gibi anlık olarak hava durumunu gösterebiliyor ve bugün ne zaman yağacağını da gösterebiliyor. Hatta şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bugün şemsiye almalı mıyım? Bugün yağmur yağacak gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi şemsiye almalı mıyım, almamalı mıyım? Onun sorusunun cevabını da kolayca öğrenebiliyoruz. Sabahları kahvaltı hazırlarken bana alıştırılan bir özellik var. O da yumurta yemek. Yumurta yemeği gerçekten yanında kaldığım dayım sayesinde çok fazla seviyorum. Ve yumurtanın 10 dakika boyunca pişmesi gerekiyor. Eğer 10 dakika boyunca pişerse fazla pişmiş, az pişerse daha fazla sıkıntı olabiliyor. Bundan dolayı 10 dakika süreyi tutmam gerekiyor. Ve yaptığım şey şu oluyor. 10 dakika süre tut. Sayacını 10 dakika için. Gördüğünüz gibi mutfakta bir eliniz doluyken veya böyle hızlı bir şekilde işlem yaparken Hey Siri dedikten sonra bu sayacı kolayca başlatabiliyorsunuz. Şöyle de yapabilirsiniz. Beni yarım saat sonra uyandır. Alarmım 16.54. Gördüğünüz gibi uyanmaya da anlık olarak tepki verebiliyor. 16, tamam Siri, kendine gel. Gidebilirsin. Gelelim sıradaki ipucuna. Telefonu kullanarak ayarlarınızı açabilir veya kapatabilirsiniz. Hatta onu sorgulayabilirsiniz de. Wi-Fi açık mı? Wi-Fi açık. Bluetooth açık mı? Bluetooth açık. Bluetooth'u kapat. Tamam. Bluetooth kapandı. İşlem bu kadar. Siri sayesinde ayarlara kolayca erişebileceğiniz gibi aynı şekilde uygulamalara da kolayca erişebilirsiniz. Hemen size kendi ana sayfamı göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi oldukça karışık. Ancak burada uygulamaları aramak zorunda kalmıyorsunuz. Twitter aç. Hızlıca açıldı. Geri dönüyorum. Facebook aç. Gördüğünüz gibi Facebook'ta açıldı. Uygulamalar arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Devamlı sorgulamanız ve bilmeniz gereken şeyler olabiliyor. Bazı şeyleri bilemeyebiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de doların fiyatı ve doların fiyatı devamlı maalesef değişiyor. Peki doların fiyatını öğrenmek için Google'a gidip dolar yazmak zorunda mıyım? Hayır. 1 dolar kaç lira? 6 lira 82 kuruş. Bayağı artmış. Tarihi de söyleyeyim. Şu anda 2020 yılının tam ortasındayız. 1 pound kaç lira? Paskalı Türk Lirası'na dönüştürmek mümkün değil. Yanlış da anlayabiliyor. Tamam farklı şeyler yapalım. Bir galon kaç litre? Bunun sonucu 3,7. 110 mil kaç kilometre? Cevap 177,03. Bu işlem de bu kadar basit. Biraz da absürt bir şey sormak istiyorum. Ne sorabilirim? Böyle ilginç şeyler. Süleyman Demirel kaç yaşında vefat etti? Süleyman Demirel... 17 Haziran 2015'te 90 yaşında... Faydalı bilgi. Ankara'nın Ankara nüfusu kaç? 2018'de Ankara'nın nüfusu 5 milyon 700 bindi. Güzel. Trabzon'un rakımı kaç? Trabzon... Denizden sıfır metre yükseklikte. yani mantıklı bir cevaptı. Tamam şimdi biraz daha hayat kolaylaştıran şeylere gelelim. Bunlardan bir tanesi birilerini aramak olacak. Bunu biliyorsunuzdur ancak bunu alışkanlık haline getirirseniz hayat biraz daha kolaylaşabiliyor. Örneğin kulaklık kullanırken kulaklığın dinleme tuşuna uzun süre bastığınızda veya ayarlanmış opsiyonlu tuşuna uzun süre bastığınızda Siri'yi açıyor ve Siri'yi açtığınız zaman şöyle bir şey yapabilirsiniz. Oğuz Koral ara. Oğuz Koral Gördüğünüz gibi hemen o da aramaya başladı. Tamam aramadan çıkabilirsin. Yapacağım bir diğer işlem de şu olacak. Kare kod okutmak. Kare kod okutmak çoğu telefonda çok zormuş gibi gözükse de aslında değil. Şimdi sizlerle beraber bir kare kod okutalım. Kare kod oku. Kare kodun tarihçesinde ne varmış gördü. Safiye de açtı ve Gelecek Online diye bir internet sitesine gitti. Wikipedia'ya kendi sitelerine girmiş. O da mantıklı. Şimdi yapabileceğiniz farklı farklı işlevsellikleri sizlere gösterdi ve benim en çok kullandığım özellikler bunlardı. Özellikle telefonla birisini arama, alarm kurma gibi özellikleri Siri sayesinde kullanıyorum. Hatta Siri bir yerden sonra beni öğreniyor ve kendisi de tavsiye vermeye başlıyor. Siz telefonu kullanırken örnek vermek gerekirse devamlı olarak gece 12'de alarm kuruyorsanız gece 12'ye yaklaştığı zaman işte Furkan sabah 7.30'a alarm kurayım mı diye sizleri öğrenerek sizlere tavsiyelerde verebiliyor. Eğer Siri'nin yapabileceklerini daha da aşmak istiyorsanız, daha farklı konuları bulmak istiyorsanız, yapman gereken şeyi söyleyeyim. Hemen Siri'yi açıyorsunuz. Evet ve üstüne bir kere bastıktan sonra soldaki soru işaretine tıklayabiliyorsunuz. Soru işaretine tıkladıktan sonra burada yapabileceğiniz şeyleri görebiliyorsunuz. Hanım satıcılarda mesela benim göstermediğim birçok detay var. Bugün sizlerle beraber Siri'nin özelliklerinden bahsetmiş oldum. Bunlar alışkanlık haline gelirse işleri gerçekten kolaylaştırıyor. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.